Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum İletişim Dairesi Başkanlığınca düzenlenen toplantıda geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerin hak ve yükümlülükleri konuşuldu. Suriye Arap Cumhuriyeti'nden gelen milyonlarca insana Türkiye Cumhuriyeti olarak kapılarımızı açtık. Bu insanlara sadece güvenli bir alan sağlamakla kalmadık, bu kapsamda gelen tüm yabancılara ülkemizde yasal kalış hakkı tanıyarak hak ve hizmetlere erişimlerini de sağladık. Uluslararası Göç Örgütü Ulusal Proje Sorumlusu Özge Arcan, organizasyonun amacından bahsetti. Türkiye'nin göç yönetimi kapsamında gerçekleştirmeyi amaçladığı kurumsal ve yasal reformları destekleyerek insan hakları odaklı, sürdürülebilir ve etkili bir göç yönetimi sisteminin devamlılığına katkıda bulunmaktır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum İletişim Dairesi Başkanı Doktor Aydın Keskin Kadıoğlu da kurum ve kuruluşlar olarak göç noktasında önemli çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Ülkemiz tüm dünyaya insanlık dersi verirken kurum ve kuruluşlar olarak da ciddi çalışmalar yürütmekteyiz. Bu anlamda Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olarak da bizler ülkemize giriş, çıkış, kayıt işlemlerimizle birlikte ihtiyaç duyulan pek çoğunlukta da hizmet vermekteyiz. Suriyelilere hiçbir zaman mülteci gözüyle bakmadıklarını ifade eden Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Doktor Gökçe Oksa, biz aynı kıblenin kardeşleriyiz dedi. Biz her ne kadar Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olarak 6458 sayılı kanunun bize verdiği yetkiyle yabancılar ve uluslararası koruma kanununun gereklerini yerine getirsek de 2011'deki insani krizden sonra göçüp de gelen, hicret edip de gelen Suriyeli kardeşlerimize hiçbir zaman o yabancılar kanununun bize gösterdiği gözle bakmadık. Konya Vali Yardımcısı Doktor Mehmet Ali Özkan da Türkiye'nin her zaman güvenli bir bölge olduğunu vurguladı. Bu coğrafya her zaman zulümden, Sayın Genel Müdürümüzün dediği gibi kaçanlar için güvenli bir bölge olmuş, muhtaçlara her zaman kucak açmıştır. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz, mazlumların lideri, temsilcisi konumundadır. Biz Allah başımızdan eksik etmesin diyoruz kendisine.